Merhaba arkadaşlar. Bu videoda ders kitabımızın 5. dosyası ve 2. ünitesinde yer alan bir gramer konusunu göreceğiz. Le pronom personnel après a et de yani a ve de edatlarından sonra kullanılan kişi zamirleri. Önce birkaç örnek cümle inceleyeceğiz ve bu edatların ve zamirlerin kullanımı ile ilgili genel kurallara ulaşmaya çalışacağız. Daha sonra öğrendiklerimizi bir etkinlik üzerinde pekiştireceğiz. Ve videonun sonunda Konuyla ilgili bazı kaynaklar bulacaksınız. Esas konumuza geçmeden önce A edatı yani prepozisyonu alan fiillerle zamirlerin nasıl kullanıldığını hatırlamaya çalışalım. Complément d'objet indirect yani dolaylı nesne adını verdiğimiz nesneler A edatı alan fiillerden sonra gelir ve yönelme bildirir. Örnek cümlelerimize bakalım. Mon ami est toujours là pour moi. Je confie tout à mon ami. Madame et Monsieur Picard ne sont pas là. Vous voulez laisser un message à Madame et Monsieur Picard? Gördüğümüz gibi bu cümlelerde altı çizili olan öğeler bir önceki cümlelerde de kullanılmaktadır. Sürekli aynı isimleri tekrar etmek yerine bazı zamirler kullanarak bu tekrarlardan kaçabiliriz. O halde ilk cümledeki fiilin önüne ona anlamına gelen lui. İkinci cümlede ise esas fiilin önüne onlara anlamına gelen leur yazılabilir. Yani Mon ami est toujours là pour moi. Je lui confie tout. Madame et monsieur Picard ne sont pas là. Vous voulez leur laisser un message? Planın durumlarını hatırladıktan sonra şimdi esas konumuza geçelim. Bir önceki slaytta incelediğimiz cümlelerden farklı olarak bu slayttaki cümlelerde fiillerden önce bir prononce o i yani complement obje en kullanılmadığını görmekteyiz. Şimdi videoyu durdurun ve fiillerin türlerini inceleyerek neden farklı bir yapı kullanıldığını bulmaya çalışın. Sorumuza cevap verelim. Sizin de büyük ihtimalle fark ettiğiniz üzere bu fiiller pronominal yani dönüşlü yapıdadır. Yani eğer bir cümlede a edatı alan dönüşlü bir fiil yer alıyorsa tekrardan kaçınmak için pronounce o i değil pronoun tonik yani vurgulama zamiri kullanılır ve bu zamir a prepozisyonundan sonra gelir. Yani il aime ses parents. par contre il s'oppose souvent à eux. Il est le responsable du personnel. Vous pouvez vous adresser à lui quand vous avez un souci. Olur. Yani ilk cümlenin sonundaki öz zemiri separon ve ikinci cümledeki lui, il ve le responsable du personnel yerine kullanılmıştır. Ancak bu konuda istisnai bir durum da vardır. Ponce a fiili pronominal bir fiil olmamasına rağmen pronontonik ile kullanılan fiiller arasında yer alır. Yani Je vous embrasse très fort et je vous pense demek yerine Je vous embrasse très fort et je pense à vous denir. Şimdi de de edatı ile birlikte kullanılan zamirleri inceleyelim. Videoyu durdurun ve örnek cümleleri okuyun. Cümlelerde de gördüğümüz üzere yapısı ne olursa olsun de edatı alan bütün fiillerden sonra zamir olarak Kullanılmıştır. Elle était contente là-bas. Ils se sont sûrement bien occupés d'elle. J'ai hâte de vous rencontrer. Elle m'a beaucoup parlé de vous. Qu'on sera tout disponible. J'aurai peut-être besoin de toi pour plus tard. A ve D edatlarından sonra tonik kullanılmasının nedeni cümledeki nesnenin bir insan olmasıdır. Bu edatlardan sonra cansız bir nesne ya da bir kavram gelecekse cümleyi daha farklı şekilde yapılandırmak gerekir. Bu durumlarda cümlenin nasıl kullanılması gerektiğini gelecek haftaki dersinizde göreceksiniz. Şimdi öğrendiklerimizi bir etkinlikle pekiştirelim lütfen videoyu durdurun ve ikinci cümlede tekrar eden öğeler yerine hangi zamirleri kullanabileceğimizi bulmaya çalışın. Cevaplarımızı kontrol edelim. İlk cümlede tekrar eden öğe mefrerdir. Prete fiili dönüşlü bir fiil olmadığı için prononce o i kullanılır. Yani bu nesne çoğul olduğu için fiilin önüne leur zamiri yazılır. İkinci cümlenin fiili dü edatı almıştır. Alice tekil ve feminen bir nesne olduğu için pronotonik olarak el kullanılır. Pense a pronotonik ile kullanılması gereken fiillerdendir. Tekrardan kaçınmak için Alex sözcüğü yerine tekil ve maskülen olan lüh yazılabilir. Buradaki offrir fiili dönüşlü bir fiil değildir. Dolayısıyla prononce o i kullanmak gerekir. Yani ''ajul'' yerine fiilin önüne lui getirilebilir. Beşinci cümlemizde la ifadesi tekrar etmektedir. De edatı kullanıldığı için bu ifadenin yerine bir prononik olan el yazılabilir. Ve son cümlede dönüşlü bir fiil vardır. Söptigerson tekil ve maskülen olduğu için pronontonik olarak lui kullanılabilir. Konuyu pekiştirmek için kitaplarınızdaki ve kitabınızın platformundaki bu etkinlikleri yapabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.